Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Kısa bir hatırlatma. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmazsak çok iyi olur arkadaşlar. Zili de açarsanız biz videomuzu paylaştığımız zaman ya da videolarımızı paylaştığımız zamanlarda direkt bildirim olarak gidecektir. Böylece anlık olarak bizi kaçırmamış olursunuz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yalı Çapkın'ı 67. bölümü konuşuyoruz abi. Nasıldı bölüm? Yine oyunculuk performansları üzerinden farklı konsepti bir bölüm izledik. Hani hep şey konuşuyoruz ya Yalı Çapkın'da her bölüm farklı türdeki bir dizi izliyoruz gibi oldu. Bu bölümde psikolojik gerilim ve drama üzerine ilerledi. O yüzden ben mesela geçen bölüme göre daha çok beğendim. Çünkü geçen bölüm insanların beynisinin aksine dizinin türüne aykırı bir bölümdü. Daha aksiyon mafyaydı. Nitekim bu olaylar bu bölüm kapanır gibi oldu ama yine de tam olarak kapanmadı. Yeni bir karakterde daha Aile oldu diziye onu da zaten konuşuruz. Gerçekten geçen bölüm Ferit üzerinden konuşmuştuk. Bu bölümde Seyran üzerinden Afra Sarıçoğlu'na şöyle bir kredi vermek lazım. Bize yaşadığı travmayı çok iyi yansıttı Seyran karakterinin. O yüzden ben bu bölümü birazcık daha beğendim. Ama yine de böyle aşırı düştüğüm bir bölüm değildi yani açıkçası. Ama yine de seyir zevki açısından aktı açıkçası. Onu söyleyebiliriz. Onu iyi ayarladıklarını belirtebiliriz. Geçen haftayı nerede bırakmıştık abi? Kim vuruldu? Bu hafta bölüm açıldığından itibaren kim vurduğunu merak eden herkes gördü ki Akın'ın vurduğu kişi annesi Mezide'ydi. Daha sonra da Akıp çekti kendini vurdu. Tabi bunu hafta içindeki spoiler videomuzda da konuşmuştuk. Acaba böyle bir şey olur mu diye. Fakat bunun bir radikal karar olacağını, diziden insanların çıkmasıyla beraber yeni bir hikaye akışına çevrilebilir mi konuşurken incelemenin sonunda değineceğimiz aslında işin başka bir yüzü oldu ortaya çıktı. Bu noktada da tabi aslında Mezide ile Akın diziye veda etti abi. Evet gerçekten ilginç bir veda oldu. Çünkü senin de bahsettiğin gibi bu kadar bölümler boyudur bu karakterlere bir hazırlama yapıyorsun ve daha sonrasında hatta onlar bir anda çok da güçlü oluyorlar. Bir anda iki kurşun muhabbetinden eline hani acaba o iki kurşun da Akın kendisine mi sıkacak falan diye konuştuğumuzda birini de Mezide anneye sıktı ve diziden çıkıyor gibi oldular ve başka bir karakter geldi. Onun babası falan geldi. Mesela yani tam olarak kapatmadı o hikaye aksın ama o karakterleri kapattı senarist. Radikal bir hamle yaptı. Hani biz bunu yapmaz diye düşündük. Çünkü aslında kendi yapmak istediği şeyden vazgeçmek zorunda kaldı bir yandan. Ve koranlar hala panikte. Aslında bu çatışmayı şöyle diri tutacak yapmış oldukları hamleyle. Bu öyle büyük bir sıkıntı yaratmayacak gibi Korhanlara ama psikolojik olarak onların üzerinde hep bir baskı olacak Sayran'a yaşadıklarından dolayı. Ama asıl Korhanların büyük sıkıntısı da içeride olacak. Çünkü ifakatte geleceğiz bu bölüm çok büyük şeyleri açığa çıkardı. Bu bölüm aslında gelecek bölümler veya 3. sezondaki olacak olaylara büyük bir açılım oldu. Bayağı gizemli şeyleri öğrendik hepsinde diyaloglarla bize mesaj vermek için anlattı senarist dedik yeni hikayeler böyle böyle olacak. Karakterlerin geçmişlerine dair hiç bilmediğimiz şeyler ortaya çıktı veya tahmin ettiğimiz şeyler bu bölümde ortaya çıktı. Aslında bu bölüm o açıdan iyiydi. Hani dedi ki tamam ben bu şu ana kadar anlattığım şeyleri size tekrar göstermek istemiyorum. Tarık olaylarına tekrar girmek istemiyorum. mafetik bir şey yapacağım ama öyle yapmayayım. Başka türden devam edeyim ama size de yeni anlatacağım hikaye tarzını yeni sezondaki bu bölümdeki açacağım hikayelerle göstereyim dedi. Aslında hikaye açılım demek doğru değil. Karakterleri derinleştirmekle ilgili bir açılım yaptı sonunda bunu yaptı. Üçüncü sezona geliyoruz. Hani nihayet aklına geldi elindeki karakterlerin geçmişlerine inmek. Şimdi bu bölümün ana iki aksı aslında cesetler nerede? Çünkü bölümün başında gördüğümüz üzere Abidin abi cesetlerin yanına gitti ve cesetler ortada yoktu. Tabi bir diğer ana aks Seyran'a ne oldu? Detaylara biraz inecek olursak aslında şunu öğrendik. Seyran'ın sırtında kimyasal yanıklar var. Daha sonra olayların derinine gördüğümüzde Mezidi alanın bir kezzapla Seyran'ın yaktığını görüyoruz. Aslında burada tartışmak istediğim konulardan biri şu. Yayınlanan ikinci fragmanda hafta içinde bir bölüm vardı. Seyra'nın cinsel saldırıya uğradığıyla alakalı. Hatta bayağı sosyal medyada da bu gündem olmuştu. Fakat daha sonrasında bu bölümde şöyle bir şey gördük. Daha direkt bölüm başında doktor dedi ki cinsel bir saldırı yok dedi. Hatta Halis'te de bunu biraz yokladı. Evet Halis abi de direkt hani şu şekilde yokladı. Yoklama kısmı da bu arada çok iğrenç yani. Hani orada üçü Ferit, Kazım ve Halis daha doktorla muhabbet ediyor Hani diyorlar ki biz hani tanınan bir aileyiz. Halis da soruyor hani bizim bilmemiz gereken başka detaylar var mı? Gün yüzüne çıkmaması gereken ama yaşanmış olan. Onu ekstra soru olarak sordu. Kazım da hani çok sinirlendi. Aa yani bu mu senin umrunda? Ferit böyle zaten sesini çıkartamıyor. Tavana falan bakıyor çocuk artık utanmasından dolayı. Onu işte dediğin gibi bir plan olarak yapmışlar. Belki de senarist böyle yazmıştır ama fragmanda öyle bir gösterdiler ki acaba hani Mezide hala mı farklı bir şey yaptı? Yoksa gerçekten bir tecavüz olayı falan mı vardı diye bir düşündük fragmandaki o kısımdan dolayı. Onu göstermemişlerdi bir önceki bölümde de böyle bir şey mi var? O yüzden mi acaba Seyra'nın hem fiziksel hem hem böyle bir şiddete uğradığını mı görecektik diye düşündük ama öyle bir durum olmadı. İlginç bir o zaman bir fragman hamlesiymiş diye düşünebiliriz bunu. Tabi bu bölümde ana karakterimiz Seyra'nın önümüzdeki bölümlerde çok çok etkili olacak. Psikolojik problemleri, ani duygu değişimlerini, yaşadığı büyük travmanın etkilerini gördük. Bu noktada tabi Seyra'nın ilginç bir şekilde bir basın konuşması var vardı. İnanılmazdı. Hani şey yıl Çapkın kesit olarak kendi YouTube hesabında Seyran'dan Oscar'lık performans başlığıyla o kesiti paylaşmış. Ya gerçekten o tarz bir karakteri bürünürse bu olay neticesinde seyir zevki çok yüksek olan bir şey çıkartabilir bize. Hakikaten Harley Quinn'i izledik orada. İnanılmaz bir karakter dönüşümü yaşadı. Ve ben hiç öyle bir açıklama yapacağını beklemiyordum. Çünkü hani beni bir an önce hastaneden çıkarın tarzında konuşuyordu. Çok ağır bir şey atlatmıştı falan. bayağı gayet çok rahat, çok profesyonel şekilde güneş gözlükleri takılı bir halde çok sakin bir açıklama yaptı. Sonrasında çıkardı gözlüğünü ve orada birazcık gördük tavrını. Bölüm boyunca da aslında onun yaşadıkları ile birlikte insanların onu hep teselli etme çabasını ve Seyran'ın bunu kabullenme işini gördük. Hiç kimseden yardım istemiyordu. Bölüm tamamen aslında bunun üzerine kuruluydu Anax'ta. Tabii özellikle Korhanlara ve Hattuç alayı olan tutumunu da değinmek istiyorum. Yani Seyran gerçekten geçmişteki büyüklerin günahlarının acılarını çekiyor resmen. Bu noktada tabii bir başka Seyran ilgili durumdan bir tanesi de hastane odasındaki Sunan'ın Kazım odaya girdikten sonraki tutumuydu. Dokunma kardeşime diye bir atılım gösterdi Suna. Suna da orada daha sonrasında da Ferit hemen bir tepki gösterdiler. Evet yani hatta ıslak mendil falan çıkarttı Suna böyle. Suna'nın o flash flashback'i gerçekten güzeldi bak o iyi bir detay. Hadi Ferit'inkini belki nispeten tahmin edebiliriz flash flashback'le birlikte gidilen ama Suna'nkini hatırlamaları devamlılık açısından güzeldi bence. Ve bu bölümde nitekim Seyran hiç kimseyi istemiyor ki yanına Sunay'ı çağırdı. Yaraları sarılırken hastanede doktorun olduğu kısımda. Hani Ferit'e bile çıktı dedi. İlginç yani kardeşler arasında bir yakınlaşma yaşandı. Nitekim de bölümün ilerleyişinde de bu da Sunay'a bir motivasyon sağladı Pelin sahnesinde. Onun harici hastanede bence bir önemli sahne daha vardı. Onu da çok böyle araya yedirmişler ama Hattu Çal'a, Latif Bey ve Halis Yalı ile ilgili bir muhabbeti açtı. Aramızda kalsın dedi. Ben buradan göçüp gidersem evrakları falan hazırlayın. Ben buna imza atacağım. Yalı'yı Seyran'a bırakıyorum dedi. As asıl bomba buydu işte. Hani kız bizim günahlarımızı çekti. Buna istinaden böyle bir şey yapayım. Yapabileceğim tek jest bu olabilir dedi aslında. Halisa da tık diye kabul etti. <laughs> yani enteresan. Zaten onun artık orada bir sözü yok. Zaten kendisi vermişti Hattu Çalay'a yalıyı. Yani bu çok radikal bir hamleydi. Sen ne diyorsun? Bu 3. sezona çok önemli bir hava katacak. Bu ikinci sezonun hikayesi değil. Çünkü bunu belki de büyük ihtimal 3. sezonda öğrenecektir Seyran. Ama 3. sezonun belki de finaline tekabül edecek acayip bir açılım yaptı orada senarist. Burada değinmem gereken bir şey var. Ben bu hamleyle beraber, dilersen bunu tabi spoiler videosunda daha detaylı konuşuruz ama bu hamle bana Hattu sezon finalinde öldüğünü artık gösterdi. Yani Hattu Çalı artık veda ediyor gibi geldi çünkü bu buna tekabül edecek bir durum. Ben öyle algıladım. Dilersen tabi dizinin yan hikayelerinden olan ama önümüzdeki bölümlerde dizinin ana hikayesi olabilecek bir duruma geçelim. İfakat. Bu bölümde öğrendik ki halisin eşi olan fazileti ifakat öldürtmüş. Bunu deselerdi inanmazdım. Senarist bunu büyük ihtimal en başından beri zaten karakter dosyalarını hazırlarken yazmıştı. Bu zamana kadar en yani ifaketin yalıda birçok şey yaptığını gördük. İşte Ferit'in ilk cinsel tecrübesini de o planlı bir şekilde yaşatmıştı. Burada Sultan'ı falan kullanmıştı. İşte Seyran'la Ferit'in çocuğunun olmasını engellemişti falan. Böyle şeyleri de Falcı ile birlikte danışıklı dönüş yaparak hazırlamış olduğunu gördük. Falcı da yaşamaya başladığında da çok acayip bir sır ortaya çıktı. İfaket'in böyle bir firesi var ve bunu sadece Falcı ile kendisi biliyor. Bunun yanında şu gerçeği de öğrendik. Hani ilk sezonlar zaten vardı bu olay ama İfakat'le Halis Ağa arasında da bir dönem aşk ilişkileri olmuş. Belki de İfakat hem bu kıskançlığından hem de Yalı'da gücü eline almak istemesinden böyle bir cinayet işlemiş olabilir. Ve senin için yıllardır o Yalı'da kaldım falan dedi İfakat Halis Ağa ile hali konuşmasında. Bu diyaloglar çok enteresandı. Şimdi 67. bölümü izledik. Sosyal medyada yaklaşık birkaç aydır hatta bir senedir falan diyeyim bu ilk bölümdeki Halis'in yanına giren İfakat'in üst üstünü çıkarması sahnesi hep bir ya bu neden hani buradaki detay ne niye böyle niye böyle diye hep tartışılmıştı. Senarist 66 bölüm bekledikten sonra bu açılımı yaptı. Yani artık şunu biliyoruz ki ifakat sadece hayran değil Halis'e. Halis'te de bir şeyler yaşamış ifakatli ki ifakat o hareketi yapmış ona. Bunu da öğrenmiş olduk. Tabi burada bir başka durum da ifakatin aslında Halis'le buluştuğunda ona Orhan'ın yapacağı ve yaptığı bütün sahtekarlıkları anlatmasıydı. Ne neydi bu? Öncelikle yurt dışı hesaplarını kontrol et dedi. Bu zaten büyük bir sıkıntıya yol açacak Orhan Korhan açısından. Bir de dedi ki vesayet olayı vardı. Orhan bana milyon kez geldi. Vesayetini alalım diye söyledi. Bak Orhan böyle bir insan diye onu şikayet etti. Bu noktada da artık ifakat bütün gemileri yaktı. Sözü sana vermeden önce burada tabii benim en çok dikkatimi çeken şey aslında bunları ifakat yapmadı falcı yaptı. gerçekten kadının ne kadar bir gücü varmış aslında insanlar üzerinde. Suna'yı da bir dönem etkilemişti. Suna sonra kendi başına bu yoldan döndü. Ya da senarist aslında kestirip attı. Çok sevilen bir karakter olduğu için. Baktı ki seyirci çok beğenmiyor. Öyle bir manevra yapmıştı. İfakat'in bu kadar kontrol edilebilecek bir karakter olmasına ben şaşırıyorum. Bu bölümde de nitekim o arada Latif Bey'i ve buluşmayı o ayarlattı. Falcının burada bir etkisi vardı. Yani Harisa ile birlikte buluşmayı o ayarlattı. Ve ifakat gerçekten alt 66 bölümdür içinde tuttuğu her şeyi söyledi. Orhan'ı da burada ateşe attı. Zaten onunla da bir şey olmayacağını artık biliyor. Gemileri de yakmıştı. Ve kendisinde hem biraz acındırmalı hem de haklı konuşmasını sonunda yaptı ve aslında Korhanların iç savaşını başlatan kişi oldu bir bakıma. Ya basına gidecekti ya da bunu Halis Ağa söyleyecekti. Hala basına gitme ihtimali de var bu somut adımlar gerçekleşmezse. E şimdi gerçekten Orhan'ın tarafı çok güçlü ve bu yurt dışı mevzularında zaten geçen sezonda da çıkmıştı şirket olayları devreye girince. Hani Orhan'ın bir şeyler planladığı o zamandan beri belliydi. Şimdi bunlarla ilgili bir yüzleşme olacaktır büyük ihtimal. İşte kim bunları biliyordu? İfakat biliyordu. Olacak büyük ihtimal Orhan'la İfakat arasında da gelecek bölümlerde bir yüzleşme göreceğiz. Burada ortada tabii bir kaya karakteri de var. Orada bir ekonomi savaşı dönecek işlerinde. Şimdi dilersen aslında geçen hafta hiç olmayan ama bu hafta sarsıcı etki yaratan Pelin Aksın'a geçelim. Kaya Suna Pelin Aksın'da neler yaşandı? Hastanede Kaya Suna'ya onu aldattığı itiraf etti. Aslında fitili burada ateşlendi. Tabi bu noktada bir başka aks olan Esme de bunu duydu ama onu istiyorsan biraz sonra konuşalım. Suna apar topar toplandı ve gitti Pelin'in evini bastı. Öyle bir res çekti ki yani hani gerçekten bu bölümde paralel olarak annesi de aynı aile öyle bir res çekti ki iki tane anne kız racon gördük diyebiliriz. Tabi bu noktada Şehmus şunu söyledi. Bence çok önemliydi bu. Pelin'le Pırıl'a dedi ki apar topar Londra'ya gönderiyorum sizi. Allah'ım gerçekleşiyor mu bu olaylar acaba? Bu olayla giderlerse yine saçma ama neyse yani bir şekilde gidiyorlarsa hiçbir sıkıntı yok. Pırıl pırıl bir olay olur açıkçası. Peki sana şunu soracağım. Sunan'ın Pelin'le evi basıp yüzleşmesi mi daha iyiydi yoksa Seyran'ın yüzleşmesi mi daha iyiydi? Hangisi sence daha iyiydi mesela? İkisi de bastı ya orada da bir paralel oldu. İki kardeş de çünkü Pelin'le benzer sıkıntıları yaşadılar. E tabii ki Seyran'ınki daha etkili oldu çünkü birebirler Suna'nın basmasında Pırıl da orada, Şehmuz da orada. Etkisi biraz daha itik durumdaydı. Zaten sonrasında fırçayı Şehmuz çekti aslında. Yani o noktada Suna vesile oldu. Ama Seyran'ın raconu öyle bir racon değildi. Seyran geldi resmen hani ortalığı aleve verdi. Ama tabii Suna'da öyle bir durum yoktu. Benim dikkatimi çeken şu, Şehmuz tarafında da şöyle bir şey var. Şehmuz'u dövdüler ettiler sonra yol kenarına attılar ya. Ondan sonra Pelin'e gitti Pırıl'la konuştu. Şu çok dikkat çekici. Siz buradan ayrılıyorsunuz. Pırıl'la Pelin için diyor. yeah Ama benim burada savaşım devam ediyor. O savaşta tabii Kaya-Şehmuz arasındaki savaş. Acaba gidiyorlar mı abi? Böyle bir şey oluyor mu ya? Gerçekleşiyor mu bu? Acaba sezon finalinde mi bir çıkış yapacaklar ve gidecekler? Yoksa apar topar bir anda gidecekler mi? Umut etmek istemiyorum. Çıkınca tekrar gelebiliyorlar. Çünkü o yüzden çok dillendirmeye gerek yok. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi bu bölüm Kaya ile Suna bu açıklama kısmında yani hastane kısmında ikisi de siyah renk giyiyordu Ve de çok benziyordu. Orada bir yakınlaşma oldu. Ama Abidin abi ile Suna arasında da böyle bir bölüm arasında da diyor diyaloglar oldu. Herhalde o üçlüye bir dönecek. Çünkü ben Kaya'nın bu saatten sonra Pelin'i seçeceğini zannetmiyorum. Bir seferlik bir gaflete düştüğüme getirdi aslında muhabbette. Hani telefonunu falan da açmaması Pelin'in. Aradığı zaman Kaya'nın bunu açmaması. Buna biraz işaretti sanki. Kaya da biraz pişman bu açıdan. Hani Pelin'le Pırıl gitseler de dediğin gibi aslında Kaya'yla devam edecek senin de dediğin gibi Şeyh kapışması. Orada herkes işte birbirleriyle her karakterin farklı bir karakterle kapışmasını izleyeceğiz. Bir başka üçlü ilişkimiz olan Zer'in Esme Kağızm'a geçelim. Bu aksa tabii çok büyük gelişmeler oldu ama en başından başlamak gerekirse aslında. Esme Zerrin'i evinde tekrar görünce çıldırdı. Müthiş sözler söyledi Zerrin'e. Yani aslında 67 bölümü anlattı diyebiliriz. Evet yani yalı çapkını Pelinlerin aile kısa özet yani direkt böyle özet dedi. Kim kimle ne yapıyor falan işte anlattı. İşte sen benim eşimle, işte Pelin Kaya ile ya da Ferit'le işte atıyorum. Şey musa işte zaten Korhan'larla falan. Yani bir metres seviciliğiniz var. Bilmem ne dedi. Siz metres olmayı seviyorsunuz da getirdi. Evli insanlara böyle fantezizme vara getirdi. Bu yakışıyor mu falan getirdi ve orada bir aralarında tartışma çıktı. Esme şov yaptı gerçekten. Ama asıl yüzleşme bence Esme ile Kazım arasındaydı salonda. Şimdi o noktada tabii şöyle bir durum oldu. Kazım dedi ki Esme'ye ben hayatımda sadece bir kadınla beraber oldum. O da sensin dedi. Burada şunu öğrendik. Zerrin'le bir ilişkisi olmamış. Tabii ben şunu algılarım. O eve girmeler çıkmalar, gece gezmeleri falan yani onları bilmiyorum. Oralarda biraz suistimal edildi gibi geldi o durum da. Fakat Kazım Esme'ye şunu söyledi. Sen dedi hayatında sadece benimle mi birlikte oldun dedi. İşte bunu söyleyemiyorsun dedi. Sen sadece benimle birlikte olmadığına getirdi. Burada bir Esme'ye hayat kadınlığı iması yaptı. Evet. Esme'nin geçmişine bir açılım geldi. Gerek var mıydı böyle bir açılıma? Ben yani hiç anlamadım. Yani Esme'nin tamam karakterini derinleştirmek istiyorsunuz da bu ne alaka? Yani değil mi? Geçen sezon hatta hastalığı falan da var. Diziden çıkacak mı çıkmayacak mı düşünüyorduk. Veya Kazım'ı böyle psikolojik sıkıntıları nedeniyle ona zarar vermek ya da öldürmek istiyordu sezon başında da. Onları da çok gerçekleştirmede Tekrar pasifize etmiştiniz. Şimdi tekrardan bir yazım var. Bence şuradaki detay daha da önemli. dediğin gibi bence ben katılmıyorum. Kesinlikle öyle olmamalı. Yani öyle bir ima yapması da hiç hoş değil Kazım'ın. Ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Bunu açmasının bir başka sebebi de şu olabilir. Seyran ya da Suna Kazım'dan olmayabilir. Başka birinden olabilir. Belki de bu iki kardeş yani aynı baba değildir ve bunu sadece ikisi biliyordur. Buradan bir şey çıkartabilirler ama ne olacak bilmiyorum. Bir bu eksikti. Aynen. Bir Seyran'la Sura'nın aynı kişiden olmaması eksikti. O da enteresan. Acaba o kişi falan mı gelecek ilerleyen sezonlarda? Hep işte dediğimiz gibi bu bölüm. Yoksa o kişi Tayyar mı falan değil mi? İyice böyle saçma <laughs> Değil mi? Her şey olabilir ki yani. Ne saçmalıklar oldu bu dizide. Üçüncü sezonda bir açılım hepsi ya. Hepsine bir hikaye kurdu. Üçüncü sezonda aslında var olan karakterlerin hikayelerini izleyeceğiz nihayet. İkinin başında olması gereken buydu zaten. Ha? Yine de bu sahne gerçekten kanımı dondurdu. Yine bir şiddet falan gördük. Yani klasik. Biliyorum. Kazım aile tam böyle, ben de helalleşip bütünleşecekken böyle bir türlü yakalayamıyorum o bağı. Ya adam gerçekten çok değişik. Dilersen final sahnesine geçmeden önce son akstan bahsedelim. Spor hocası Doruk devreye girdi ve Asuman kanadıyla Korhanlara bir şantaj yapacak. Bunu da göreceğiz. Evet ya Korhanlar şurada yanlış yaptı. Düşman edindiler durduk yere ve zaten aslında Doruk bu videoyu da çekmişti. Adamın böyle bir fantezisi var büyük ihtimal. E tabi böyle bir şiddete doğru önce ben onlara günümü göstereceğime getirdi. E Ferit'le Asuman da nitekim yalan içerisinde diyalog kurlar Çünkü Ferit onu odaya kapatmıştı ve Doruk'a yapılanları da az çok tahmin ediyor Asuman. Bu yüzden de büyük ihtimal o da bir yan hikaye olarak açılacak ama o hemen çözülecek bir olay gibi sanki. Hani kapat atılır bir şekilde ama Dora'da bir sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Onu da kapatırlar. Yani bir şey başlatıyorsan fişini çekmen lazım klasik mafya olaylarına giriyorsa. Dilersen final sahnesine geçelim. Final sahnesinde Tarıkların diziye girdikten sonra dizi müziği olan o kötü adam müziği olan müzik çaldı bir anda dizide. Onu bile değiştirmediler var ya bak kaç tane kötü karakter geldi kötü adam şeklinde olan. Çıktılar falan sonra bunların babası geldi yine aynı müzik falan. Abi bir yapın ya. Ya çok zor değil. Tabii bu Bununla beraber de mezar kazıyan insanlar gördük deniz kenarında. Bir adam da onları takip ediyordu. Kimdi bu adam? Akın'ın babası Mezide'nin eşi olan Tayyar karakteri. Nazmi Kırık'ın canlandırdığı bu karakter diziye dahil oldu bu bölümle beraber. Daha sonrasında Mezide'nin telefonunu istedi ve Ferit'e bir mesaj gönderdi. mesajda kısaca şuydu. Bana bir evlat borçlusun. Tahsile geleceğim bunu senden. Eyvah yani Kurtlar Vadisi izliyoruz. Abi. Gerçekten bu arada karakter açılımı için çok sinematik değil miydi ya? Mükemmel açtılar o karakteri. Şimdi şundan bahsetmek lazım. Yeni 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 en yeni kötü adamımız hayırlı olsun. Tabii canım abi bir de yine bir mahvetik bir karakter var ama en azından bu karakterin bir misyonu var abi geldiği için. Yani mesela kötü karakterler çok kartondu bu dizide. Şimdi mesela bu adamın bir intikam hikayesini izleyeceğiz. Aslında bir motivasyonu var. E bu zamana kadar neredeydi? Orayı zaten sorgulamıyorum ama hem çekimleriyle birlikte falan aslında önemli bir karaktermiş gibi gösterildi bize. Gayet mesai harcamış o çekime. Gayet de rüzgarlı bir kısımda zor bir şartlarda çekimler yapılmış. Ve hani Ferit'e gönderdiği mesajla da sezon finaline kadar herhalde Ferit'in baş belası bu olacak. Tam da böyle Seyran'a bunu söyleyip söyleyememe açısından da Ferit bir ilerleyen bölümde çekişme yaşayacak. Yani bunu abileyeme sessiz Sedas'ı halletmeye çalışacaklar. Seyran'dan saklamaya mı çalışacaklar tehlikeyi? O da bir Ferit ile Seyran arasında sıkıntıya yol açabilir yani. Enteresan hikaye böyle ilerliyor. Aslında birçok şey yapabilirsiniz. Benim çok tercih ettiğim yerler değil. Bilmiyorum izleyici ne düşünüyor. İzleyici de yorumları bekliyoruz sizleri de arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir hikaye akışına gerek var mıydı daha devam etmesine? Gayet de hikaye açtı aslında senarist bu bölüm. Onları devam ettirseydi yine finale doğru birçok şey çıkabilirdi. Şu detayı gördük aslında bir de hocam. Telefon çalmadan önce aslında hastanede de bir detayı kaçırmış doktorlar. Seyran büyük ihtimal hani hamile. Ve çocuğun başına bir şey gelip gelmediği hakkında da sual ettiler hani doktorlar ikili arasında. Bunu herhalde Korhanlar'a diğer bölüm başında söyleyecekler böyle bir durumu. Tekrardan bir hastaneye gidiş belki olabilir çocuğun durumuna bakma. Çocuğun başına bir şey geldiyse işte Seyran o zaman çıldırabilir. Yani aslında Ferit daha savaşa girmeden çocuğunu kaybetmiş oluyor mu acaba? Bu da başka soru işareti. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Başka incelemelerde görüşünceye dek hoşçakalın.